Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanlığı hesabı uğruna bu yapılır mı? Kılıçdaroğlu HDP milletvekilinin elinde silahla PKK'lı terörise çektirdiği fotoğrafın sorumlusu olarak da Erdoğan ilan etti ya pes doğrusu. Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in PKK'lı terörise fotoğrafı nedeniyle HDP milletvekili Semra Güzel'le ilgili tek bir laf etmemelerini eleştirmiştim ama bu kadarını beklemiyordum. Kılıçdaroğlu sorulardan kaçamayacağını anlayınca bu fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır dedi. Sen PKK kampına giden, PKK'ların giydiği kıyafetleri giyen, eline silah alıp PKK'lı teröriste fotoğraf çektiren HDP Milletekin'e tek bir söz söyleme, bir de kalk bu işin faturasını da Erdoğan'a kes. Sayın Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Partisi'nin genel başkanı olarak siz PKK'lı teröriste fotoğrafa tepki göstermezseniz millet seçimde size gereken cevabı verir. Ha bir siyasetçinin elinde silah olmaz deseniz, bir siyasetçinin geri PKK'nın terör kampı değil, parlamento'dur deseniz, bir siyasetçi teröriste birlikte fotoğraf veremez deseniz, ondan sonra çözüm sürecini mi eleştiriyorsunuz, başka bir şey mi söylüyorsunuz? Onun bir anlamı olur. HDP'li milletvekiline sessiz. Ellerinde binlerce şehidimizin kanı olan PKK'lı teröristlere, onlarla fotoğraf çektiren HDP milletvekiline, elinde silahlı Semra Güzel'e bir çift söz etme, ondan sonra kalk, bizim parlamentomuzda PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faturayı kes. Sayın Kılıçdaroğlu, sizin faturayı keseceğiniz yer Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamı değil, kandil olmalı. Sizin eleştireceğiniz Erdoğan değil, elinde silahlı PKK'lı teröriste görüntü veren HDP milletvekili Semra Güzel olmalı. O silah kime karşı kullanılacak? Bir milletvekilinin elinde Mehmetçiğe doğrultulan terörist silahı olur mu? HDP ile işbirliği süreci Cumhurbaşkanı olacağım diye, HDP'lerin oylarını alacağım diye PKK terörü hakkında dahi bir duruş gösteremiyorsanız, sizin HDP PKK ile girdiğiniz ilişki soru işaretleriyle dolu demektir. Bu ilişki ürkütücü demektir. Zaten siz PKK ile mücadele için Irak ve Suriye'de bulunan Mehmetçik ilgili tezkerenin uzatılması yönünde değil, HDP ile birlikte reddedilmesi yönünde oy kullandınız. Bundan dolayı PKK yöneticilerinden Murat Karasu size teşekkür etti. Sanıyorum hayatınızda aldığınız en acı teşekkür bu olmalıydı. PKK'nın Suriye kolu olan ve ABD'nin Türkiye'ye karşı silahlandırdığı YPG içinde terör örgütü diyemediniz, YPG'nin terör örgütü olmadığını söylediniz. Genel Başkan Yardımcınız Muharrem Erkek, biz kardeşsek sınırımızda başkası olacağına PYD olsun, bizim için sakıncası yok diyebildi. Biz PKK ile PYD ile YPG ile KCK ile kardeş değiliz. Onlar bizim ülkemizi bölmeyi amaçlayan terör örgütleri, Atatürk'ün partisi ne zaman kardeş oldu bilmiyorum. Belki burada milat Onun Afrin'e girilmesi çıkışı olabilir. PKK şehirlerimize bombaları patlatırken terörü kaynağında kurutma konsepti kapsamında Mehmetçik Afrin'e operasyon düzenledi. Buna ABD karşı çıktı, PKK direndi, bir de Kılıçdaroğlu Afrin'e girinmesin dedi. Cumhurbaşkanı seçilmek için 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı devirmek için umudunuzu HDP'ye bağlayacaksanız, Cumhurbaşkanı seçilmek amacıyla HDP'nin oylarını almak için elinde PKK silahı olan milletvekiline ses çıkarmayacaksanız, yarın Cumhurbaşkanı seçilseniz onlara ne tür tavizler verirseniz düşünmek bile istemiyorum. Bu millet unutmaz. Son söz Kılıçdaroğlu'nun içine düştüğü durum çok acı. Ulusalcılığın karargahı olan CHP'nin içine düşürüldüğü durum çok üzüntü verici. Ama şu unutulmasın, bu milletin bir hafızası vardır. 2023 seçimlerinde meydana çıkınca bunlar tek tek Kılıçdaroğlu'nun önüne gelir. Siyaset bir duruş ve tavır işidir. Bu millet PKK'ya taviz veren bir cumhurbaşkanı istemez. PKK silahıyla fotoğraf çektiren, HDP'liye tepki göstermeyen birini başında Cumhurbaşkanı olarak görmek istemez. Muhalefette Davutoğlu trafiği 2023 seçimlerine uzun bir süre var ama muhalefet cephesinde pazarlıklar şimdiden başladı. Seçim sürecine girildiğinde Cumhurbaşkanı adaylığı ve paylaşım konusunda kıran kırana bir mücadele yaşanacağı gözüküyor. Kılıçdaroğlu bunu gördüğü için liderler kabinesi modelini yayıyor. Böylece muhalefet liderlerine Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla sus payı veriyor. Ama iş orada bitmiyor. Bir de bakanlıkların paylaşımı var. Muhalefet cephesinde son dönemlerde bir trafik dikkatimi çekti. Meral Akşener Davutoğlu'nun evinde ziyaret etti. Bu pek alışık ondan bir durum değildi. Sonra Kılıçdaroğlu Davutoğlu ile yemekte bir araya geldi. Sonra Davutoğlu Akşener'i ziyaret etti. Davutoğlu'nun talepleri Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Davutoğlu'na yeterince ilgi göstermediği, bunun da Gelecek Partisi'nde rahatsızlığa neden olduğu söyleniyordu. Ama bu görüşmelerin bir gönül alma ziyareti olmadığı ortaya çıktı. Davutoğlu'nun bazı talepleri olduğu kulislere yansıdı. 1. Millet İttifakı'nda yer alacak partiler oy oranlarına bakmaksızın eşit sayılmalı. 2. Parti liderliğinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı deklare edilmeli. 3. Kabine oluşturulurken partilerin temsili sağlanmalı. 4. Gelecek Partisi açısından çok önemli olan nokta ise Millet ittifakındaki partilerin oy oranlarına bakılmaksızın Meclise belli sayıda milletvekili tarafından temsil edilmesi için bir model oluşturulmalı. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i ikna etti mi? Onu ileride göreceğiz. Burhanettin Duran. DEVA ve GP'nin ittifak mühendisi. Muhalefetin ortak aday arayışlarında sürekli CHP'li isimlerin geçmesi sebebiyle İP, SP, DEVA ve GP etkisiz konumda kalıyordu. DEVA ve GP'nin genel başkanları hararete aday tartışmaları sırasında henüz aday tartışması için erken ve bir ittifakta olup olmayacağımıza seçimlere yakın karar vereceğiz gibi cümleler sarf ediyordu. 6 partinin parlamenter sistem çalışmasının tamamlandığının medyaya yansıdığı bugünlerde DEVA ve GP millet ittifakının yapısını değiştirecek hamlelerde bulunuyor. 150 artı 1 alma iddiasıyla ortaya çıkan bu iki partinin Millet ittifakının ve özellikle CHP'nin arkasına takılması hedefledikleri muhafazakar seçmen nezdinde onları zora sokuyor. Malum CHP ve İP Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtığında ve Cumhurbaşkanlığı sistemini tek adamlık olarak görmekte birleşiyor. Deva ve GP bu söyleme yeni bir şey ekleyemedi. Bazı anekdotlarda ve sert cümlelerle Erdoğan'ı eleştirmekte yarıştılar o kadar. Gerektiğinde iktidarı, gerektiğinde muhalefeti eleştirebilen yeni bir siyasi program üretemediler. CHP'nin önderliğinde ve HDP'nin bir şekilde eklemleneceği bir büyük koalisyon, AK Parti'den ayrılan siyasetçilerin küçük bir parça olarak bulunmasının muhafazakar seçmene nasıl anlatılacağı hala çok çetin bir husus. Kılıçdaroğlu başörtüsü sorununu ben çözdüm diyerek muhafazakar dindar seçmenin sahici kaygılarını gideremeyeceğini görüyor ve teskin görevinde SP, DEVA ve GP'ye rol yüklüyor. Yine de seçim kampanyalarının en yoğun döneminde bu seçmen grubunun eski AK Partililerin neden Millet İttifakı'na geçtiklerini sert sorgulayacağını bilen bu iki parti genel başkanı şimdilerde harekete geçtiler. Etkin bir siyaset ve meşruiyet zemini oluşturma çabasındalar. Babacan geçiş dönemi mutabakatı oluşturmaktan söz ediyor, Davutoğlu da Millet İttifakı'nda değişim yapılarak kurucu olmaktan bahsediyor. Yani her ikisi de seçim sonrası süreci yönetecek yeni bir ittifakın kurulmasını istiyor. Böylece ortak adayın belirlenmesinin ve muhalefete bir siyasi program üretmenin kolaylaşacağını düşünüyorlar. Çerçeveyi de seçim sonrasını da planlayan güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi oluşturuyor. Millet İttifakı'nın adının değişmesinin ya da DEVA ve GP'nin kurucu kabul edilmesinin CHP hakimiyeti altında bir araya gelme gerçekliğini örtmesi mümkün değil. Özgüveni yükselen ve giderek Kılıçdaroğlu adaylığı altında liderler kabinesi kurma fikrini ısıtan CHP bu makyaj arayışını reddetmeyecektir. Millet İttifakı'na katılmak için DEVA ve GP'nin kendilerini ikna edecek değişiklikleri kabul etmesi muhafazakar seçmeni etkilemekten uzakta. Türkiye'nin son 20 yılında dönüşümün etkin aktörlüğünü yapan muhafazakarları, DEVA ve GP'nin Millet İttifakı içerisinde görüntüde eşit ya da kurucu ama gerçekte hayli ikincil konumları ikna edemez. CHP iktidara taşımak için çalışma sorumluluğunu gizleyemez. 6 parti genel başkanının alfabetik sırayla açıklama yapmasının gideremeyeceği sorunlar var. Dönüştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu dışındaki CHP'lerin seküler öfkesi çok derin. HDP'nin marjinal durumu ortada. Tek adamlık sistemi karşıtı olduğunu iddia etmek Türkiye'nin geleceğine dair bir siyasi programın içeriğini oluşturmuyor. 2023 seçimlerine giderken 6 artı bir muhalif partinin ortak bir adayda buluşması mümkün olabilir. Yine içi ilkelerle doldurulmuş ama yakıcı sorunları somut olarak çözemeyen bir program iddiasında da bulunabilirler. Sadece ortak bir siyasi program üzerinde mutabakata varmaları ise tam bir hayal. Geriye DEVA ve GP'nin kendilerini teskin eden mühendislik çabaları kalır. Burhanettin Duran